Sesli köşelerde Yüksel Durgut'un kaleme almış olduğu TR724'te yer alan Keşmir'de Neler Oluyor başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Dünyanın iki büyük nükleer gücü Hindistan ve Pakistan Keşmir için bir kere daha savaşın eşiğine geldi. Her iki ülke arasındaki politik adımlardan hiçbir zaman sonuç alınmadı. Her adımın ardında iki ülke birbirini suçladı. Hindistan'ın hükümet partisi BJP seçim manifestosunda verdiği sözü yerine getirerek Keşmir'in anayasasında 370. maddeyle korunan özel durumunu kaldırdı. Bu durum Keşmir'e özel bir durum tanıyordu. Hindu milliyetçisi BJP uzun süre 370. maddeye karşı çıktı ve defalarca kaldırılması çağrısında bulundu. Kararın açıklanmasından önceki günlerde bölgede telefon şebekeleri ve internet kesildi. Halka açık toplantılar yasaklandı ve turistlere terör tehdidi uyarıları altında Keşmir'den ayrılmaları söylendi. Pakistan bu özerkliğin askıya alınmasını hemen protesto etti. İki ülke arasında zaten gergin olan ilişkiler bir kere daha tırmanışa geçti. Çin, Hindistan ve Pakistan arasında bölünüp hem Hindistan hem de Pakistan tarafından kendi toprakları olduğu iddia edilen Keşmir, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaklaşık yarım asırdan bugüne gündemini almaktan kaçındığı hassas bir noktası haline geldi. Ancak son olaylarla Pakistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Çin'in desteği sayesinde topladı. Konseyin Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçi Yardımcısı Dmitri Polyanski, CNN'e "Bazen her konuya dokunmamak en iyisidir" şeklindeki yanıtı bölgenin ne kadar hassas olduğunu ortaya koyuyor. Hindistan parlamentosu, Keşmir'i doğrudan Delhi'nin yönettiği iki bölgeye ayıran yasa tasarısını kabul etti. Jammu Keşmir ve Ladakh. Hindistan'la Ladakh'ta tartışmalı bir sınır paylaşan Çin, yeniden yapılanmaya itiraz etti ve Delhi'yi toprak egemenliğine zarar vermekle suçladı. Ancak Delhi, devleti yeniden düzenleme kararının kontrol hattını veya bölgenin sınırlarını değiştirmediği konusunda ısrar ediyor. Her iki ülkedeki işsizlik oranlarının yüksekliği ile birlikte savaş tamtamlarının da çalınması iki nükleer gücü karşı karşıya getiriyor. ABD Başkanı Trump'ın arabuluculuk teklifini Delhi kabul etmiyor. Pakistan halkı 10 gündür sokaklarda savaş çığlıkları atıyor. Her iki ülkede bağımsızlıklarını birkaç gün önce kutladılar. Pakistan ve Hindistan'ın bağımsızlıklarını kutladıkları 72. yıl gösterileri ise karşılıklı diş göstermeden ileriye geçmedi. Pakistan'ın yeni başbakanı İmran Khan ve Hindistan'ın milliyetçi başbakanı Narendra Modi'nin ülkelerindeki açlıkla savaşmaları bölgeyi ve halklarını kurtaracaktır. Peki Keşmir neden iki ülke için bu kadar önemli? Her iki ülke Keşmir için 70 yıldan fazla süredir savaşıyorlar. Hindistan'ın %45'ini, Pakistan'ın %35'ini ve geri kalan topraklarınsa Çin'in kontrolünde olan Keşmir neden sürekli olarak iki ülkeyi savaşın eşiğine getiriyor? Keşmir, yaklaşık 138 metrekare alanı kaplayan göllerin, çayırların ve karla kaplı dağların güzelliğini de ortaya koyduğu farklı bir Himalaya bölgesi. Pakistan ve Hindistan, 1947 yılında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıklarında Keşmir'de bağımsız bir bölgeydi. Ancak 1947, 1965 ve 1971 yıllarında Keşmir için iki ülke savaşa girdi. Her iki ülke nükleer güç halini aldıktan sonra 1999 yılında da kısa ama sert çatışmalar yaşadılar. Bu çatışmalarla birlikte Keşmir'de çok ağır silahların altında askeri kontrol hattı kuruldu. Bu kontrol noktası Keşmir'i ikiye bölmüş oldu. Azad Keşmir Pakistan'ın kontrolünde, Jammu Keşmir ise Hindistan'ın kontrolünde kalan bölge oldu. Hindistan ve Pakistan, Birleşmiş Milletler tarafından Temmuz 1949'da tasfiye edilen ateşkes hattının kurulması için bir anlaşma imzaladı ve bölge ayrılmış oldu. Jammu Keşmir'in %60'dan fazlası Müslüman. Bu da Hindistan'da Müslümanların çoğunlukta olduğu tek bölge konumuna sahip.
Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'de hiçbir zaman protestolar eksik olmadı. Bu protestolar Hindistan ordusunu sokakları kontrol etmeye ve çatışmaların tırmanmasına kadar sürdü. Tansiyon 2019 yılının Şubat ayının ortasında yeniden yükselişe geçti. Keşmir'deki saldırıda 37 Hindistan askerinin öldürülmesiyle iki ülke bir kez daha karşı karşıya geldi. Hindistan bu saldırının arkasında Pakistan'ın desteklediği grupların olduğunu iddia etti. Pakistan bu iddiayı yalanladı. Bombalamanın ardından Hindistan, Pakistan topraklarındaki militan üsleri olduğunu iddia ettiği bölgelere hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılar sırasında Pakistan, Hindistan'a ait bir savaş uçağını it dalaşı sırasında düşürdü ve pilotunu rehin aldı. Pakistan rehin aldığı Hint pilotu teslim ettikten sonra Ağustos ayında Hindistan, Keşmir'e on binlerce askerini göndererek Keşmirli politikacıları ev hapsine aldı. Keşmir'de 2018 yılında siviller ve güvenlik güçleri dahil olmak üzere tarihin en ağır ölümleri yaşandı. 500'den fazla insan hayatını kaybetti, diyor Yüksel Durgut, TR724'teki köşesinde.